Herkese merhabalar. Maceraya başlıyoruz. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum. Adventures yani maceralar ünitesindeyiz. Önemli kelimeleri öğreneceğiz. Önemli sorulara bakacağız. Bütün cevapları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Neden? Bunların her biri sınavda bizim karşımıza gelecek. Yani LGS'de sayısal bölümde ve sözel bölümde sorular var. Sayısal bölümdeki soruları zaten çalışıyoruz. Sözel bölümde de Türkçe'ye, inkılaba, dine çalıştığımız gibi İngilizce'deki kelimeleri de iyi bilmemiz lazım. İngilizce'de en yüksek net yapmak için bol bol kelime çalışıp bol bol bu tarz kelimeleri, soruları iyi bilmemiz lazım. Yani exciting nedir, challenging nedir, ekstrem nedir bunları bilmiyorsak sınavdaki sorularda sıkıntı yaşarız. Peki kelimeleri öğrendikten sonra ne yapacağız biliyor musun Tonguç'um? Bilemedim hocam. O zaman söylüyorum, bol bol soru çözeceğiz. Şimdi birazdan bu konuyu öğreneceğiz güzel bir şekilde ama öncesinde ben ödevimizi vermek istiyorum. 0'dan 8'e sözelden, taktikli İngilizceden, dinamo İngilizceden ve 10'da 10 zoru bankasındaki İngilizce sorularını çözdüğümüzde emin ol İngilizce'de hiçbir soru bizden kaçamayacak. Hepsini doğru yapacağız. O zaman maceraya hazırsan mükemmel bir şekilde başlayalım dersimize. Are you ready? I'm ready teacher. Harikasın. O zaman hadi bakalım. I am ready diyorsun. Ben de dersi başlatıyorum. Amusing ve entertaining esasında ikisi de aynı anlama geliyor. Eğlenceli demek olmuş. Bu kelimeleri bilmen gerekiyor. Biliyorsun sınavda bir soruyu kaçırırsan en kötü ihtimalle kelimeden dolayı kaçırırsın. Yani kelimeyi bilmiyorsan, mesela boring sıkıcı olduğunu bilmiyorsan ya da exciting'in heyecan verici olduğunu bilmiyorsan orada der ki it is boring der. Sen boring yani sıkıcı olan bir şey araman gerekirken exciting heyecan verici bir şey ararsan maalesef hata yaparsın Tonguç'um. Dolayısıyla burada kelime bilgisi önemli. Kelimeleri nasıl öğreniyorduk? Tabii ki bol bol soru çözerek veyahut da kendimiz kelime kartları oluşturaraktan hızlı bir şekilde öğrenebiliyorduk. Challenging ise mücadeleci. Yani challenge esasında meydan okumak demek. Meydan okuyorsun, mücadeleci davranıyorsun yani. Hadi hadi diye. Fascinating ise büyüleyici. Burada yine harika anlamına gelen büyüleyici diye bir sözcüğümüz var. Disappointing ise disappointed, hayal kırıklığına uğramış demek. Disappointing de hayal kırıklığına uğratıcı şeklinde tam Türkçe'ye çevirebiliriz. Yani disappointing dediğin zaman çok kötü hayal kırıklığına uğratıcı diyoruz. Ve yine risky Türkçe'de aynen geçmiş. Riskli anlamına geliyor Tonguç'um. Stressful ise yine bu da Türkçe'ye geçmiş. Full stress yani stresli anlamına geliyor diyebiliriz Tonguç evladım benim. Şimdi bir de comparatives yani compare karşılaştırmak demek. Comparatives'e karşılaştırma cümleleri var. Hani biz Türkçe diyoruz ya birinci var. İkinci var bir de üçüncü var. Bak, birinci en başarılı olan, ikinci ve üçüncü diyoruz. İki üçten daha başarılı diyoruz ya o zaman ikiye daha, birinciye de en diyebiliriz. İşte comparatives'de daha başarılı, daha akıllı, daha uzun, daha kısa, daha işte fakir, daha zengin bu tarz şeyler için kullanıyoruz. Mesela big büyük demek bigger daha büyük anlamına geliyor ve bigger than diye kullanmamız gerekiyor. Large geniş demek larger daha geniş anlamına geliyor. Risky, riskli demek. Riskier, daha riskli anlamına geliyor. Kısa sıfatlarda sadece R2 getirmemiz gerekiyor. Başka bir şey yapmamız gerek yok. Tabii böyle bir sonu G ile bitenler iki tane G oluyor. Veyahut da sonu Yozgat'la bitenler de Yozgat harfi düşüp yerine İskenderun gelebiliyor. Bunlar ayrı kural. Ama temelinde R2 geliyor. Peki uzunlardan ne yapacağız? Excitinger mı diyeceğiz? Veyahut da amusinger mı diyeceğiz? Hayır. Bu sefer R2 falan gelmiyor. Bu sefer başına sadece more getiriyoruz. More exciting. Yani exciting heyecan vericiydi ya. More exciting daha heyecan verici. Amusing neydi? Hatırlayalım bak burada öğrenmiştik. Amusing eğlenceliydi. Bu sefer amusinger değil de more amusing diyoruz. Yani daha eğlenceli diyoruz. Interesting ilginç, more interesting. Difficult zor, more difficult. İşte expensive pahalı, more expensive daha pahalı diyoruz. Bir de Tonguç'um irregular. Bak regular düzenli demek. Irregular'da düzensizler var. Hatırlarsan fiillerin ikinci halini de görmüştük. Bazı fiiller ed eki alıp değil de kafasına göre ikinci hal oluyordu. Bunlar da kafasına göre comparative olacak. Good, gooder değil de better oluyor Tonguç'um. Veyahut da bad, better değil de worse oluyor. Bunları da bir şekilde aklında tutman gerekiyor. Bunlar da önemli. Şimdi bunlarla alakalı istersen gel biraz cümle kuralım. Geldim hocam. Aferin. Being a firefighter. Firefighter ateş dövüşçüsü. Yani ne olabilir? Ateşle dövüşen... İtfaiyeci. Harika bir zekaya, sıra dışı bir beyne sahipsin. Ateşle dövüşen kişi itfaiyeci denir. Being a firefighter is being a teacher. İtfaiyeci olmak sence bir öğretmen olmaktan nedir? Daha zordur. Daha zordur. O zaman... Hayatla mücadele ediyor. Hayır. More difficult diyebiliriz. Bak buraya. More difficult yani daha zordur diyebiliriz. Veyahut da az önce öğrendiğimiz risky sıfatını kullanabiliriz. Yani risk more difficult than diyebiliriz. Ya da risky riskier than diyebiliriz. Yani daha risklidir veyahut da daha zordur diyebiliriz.
Extreme sports, yani böyle aşırı sporlar, süper riskli sporlar are, ne diyebiliriz mesela? Are more challenging, challenge tabi sıfatı ya, more challenging than other sports. Diğer sporlardan daha mücadelecidir diyoruz. Şimdi bir de tercihlerimizi dile getirirken kullandığımız ifadeler. Expressing preferences. Would rather ya da prefer kullanıyoruz. Şimdi would rather'da mantığımız şu. Önce fiilin birinci hali geliyor Tonguç'um. Ardından da than kullanmamız gerekiyor. Prefer'de ise fiilin ing'li hali geliyor. Sonra karşılaştırdığımız diğer fiil geliyor. Bak şimdi. I would rather ne diyelim mesela, go rafting than cycling. Yani ben diyor rafting'i tercih ederim diyor, bisiklet yerine diyor. Veyahut da I prefer rafting, ben rafting'i tercih ederim to cycling, bisiklete binmek yerine diyor. O zaman buradan şu sonucu çıkarabiliriz Tonguç evladım benim. Would rather'dan sonra istediğimiz şeyi söyleyeceğiz. Then'den sonra istemediğimiz şeyi söyleyeceğiz. Prefer'den sonra istediğimiz şeyi söyleyeceğiz. To'dan sonra istemediğimiz şeyi söyleyeceğiz. Bu kadar basit diyebiliriz. Bir de bu would rather ya da prefer ifadesini söyledikten sonra giving explanations, yani açıklamalar yapıyorsun. Yani niye sevmiyorsun kardeşim? Niye onu ona tercih ediyorsun dediklerinde diyorsun ki sakin, açıklamasını yapacağım. Reasons, yani sebepler vereceğim diyoruz. I would rather go scuba diving than swimming. Ben scuba diving, yani dalış yapmayı seviyorum yüzmekten. Because, çünkü diyorsun, bak reason'ını, sebebini veriyorsun. It is more entertaining. O çünkü çok daha eğlenceli. Hakikaten de dalış yapmak normal apache gibi yüzmekten daha zevkli gibi duruyor. Ama riskli de sonuçta. Daldığın zaman geri çıkamayabilirsin. Riskli de bir spor. Veya I prefer, ben tercih ediyorum trekking to hand gliding. Yani ben diyor yürüyüşü tercih ediyorum buna diyor. Niye? Yine sebebini söylediğin için because şeklinde cevaplaman lazım. Çünkü because it is safer. Hakikaten yürüyüş daha safe, daha güvenli diyebiliriz. Şimdi bazı ekstrem spor dediğimiz, yani aşırı sporlara örnekler vermek istiyorum Tonguç. Paragliding, motor racing, rock climbing, skydiving. Mesela skydiving, adam bildiğin gökyüzüne dalıveriyor böyle. Uçaktan atlıyor. Allah, bismillah. Nereye gidiyorsun? Daldım abi ben. Gökyüzü dalışı. Aynı su gibi gökyüzü de esasında insanı kaldırabiliyor Tonguç. Zaten nasıl koca koca gemiler suyun üzerine duruyorsa, koca koca uçaklar da bulutların üzerine duruyor. Dolayısıyla sen de bir insan olarak bulutlara atlasan aslında o da seni kaldıracak. Yeter ki doğru dengeyi kurabilesin. Devam edelim. Başka neler olabilir mesela? Bungee jumping. Tabii bungee jumping'te atlarsan yeterince hava olmadığı için aşağıda direkt mortanzi olabilirsin. O yüzden arkana ayaklarından bir ip bağlıyorsun. Atlarken heyo diyorsun, sonra ip seni tutuveriyor. Veyahut da hang gliding. Hang gliding nedir biliyor musun Tonguç'um? Hang gliding hocam böyle paraşütçülük falan, ne bileyim yani. Evet, falan filan. Ne olduğunu gerçekten hang gliding'in öğrencilerde karıştırabilir. Bak, paragliding ve hang gliding en çok karıştırılan. Mesela motor racing herkes biliyor. Motor yarışı. Bunu biliyoruz. Motor yarışı, yarışıyorsun. Rock climbing, bunu herkes biliyor. Kaya tırmanışı. Ama hang gliding, hatta bunu Türkçesinde yazalım madem, bunu öğrenciler karıştırıyor. Delta kanatla uçuş. Bu ne ya diyebilirsin. Bu şöyle, hani böyle şöyle delta şeklinde, üçgen şeklinde bir şey oluyor. Adam buraya sırtına bunu yaslıyor. Böyle apache gibi diye gidiyor. İşte biz, Allah korusun. Allah korusun. Ama paragliding ise farklı bir şey. Paragliding, bak şimdi ne diyorduk, şurada kalmış. Rock climbing, kaya tırmanışı demiştik. Skydiving, gökyüzü dalışı olduğunu söyledik. Bungee jumping'den Türkçe'ye geçmiş. Paragliding ise Tonguç'um, yamaç paraşütü, bak bunu karıştırıyor öğrenci. Yamaçtan uçurumdan aşağı atlıyorlar. Aynen, eşe döven la ilahe illallah, atlayıverip gidiyorsun böyle uçurumdan aşağı. Tabii ki eğer atlarken, yamaç paraşütten atarken paraşütün yoksa boşu boşuna şehadet getirmek gerekiyor. Çünkü mortalize olacaksın kesin, yani niye boşu boşuna gidiyorsun, yani dikkat olmak lazım. Şimdi başka bir şeye baktığımız ise caving. Caving senin çok yaptığın bir spor. Ne olabilir? Mağaracılık hocam. Mağaracılık. Ne yani zevk alıyorsun? Ben çok merak ediyorum. Hep mağaralara gidiyorsun ya sen. Ne zevk alıyorsun Tonguç'um? Yani hocam mağarada... Özüne hocam, dönüşüm nedir? Olay nedir yani? Mağarada kendi doğduğum yeri hatırlıyorum hocam. İbrahim Tatlıses de mağarada doğmuş. Evet. Gerçekten hocam. Kötü bir şey değil mağarada doğmak. İlk insanlar da mağarada doğmuştu. Dolayısıyla mağarada doğup orada resimler çizip sonra da insanlar günümüzde artık tableti beğenmez hale gelmiş. Caving'den başka hangi sporumuz var? Scuba diving. Scuba diving'in ne oluyor? Dalış. Dalış. Dalışta biliyorsun bazı terimler var. Mesela şöyle yapıyorsun, işte böyle oluyor falan, bazı hareketler. Onları da öğrenmek lazım. Çünkü hata olmaması lazım. Bazı hareketler günümüzde argo tabir edilen hareketler. Adam sana öyle bir hareket yapıp ne diyorsun diye kavga çıkarsın suyun altında. Halbuki adam senin için iyi bir şey söylüyor yani. Cahiller ya, suyun altında kavga ediyor. Boşu boşuna sen kimi indir öyle falan. Adam orada sana iyi bir şey söylüyor. Tövbe yarabbim ya. Bir de mountain biking var. Mountain dağ demek de olmuş. Sen bunu takabilirsin, mountain dağ olduğunu. Mountain biking de
Dağ bisikletçiliği ki bu da çok zevkli. Çünkü belli bir diyelim ki yükseklikte bir dağ var. Bir yere kadar bisikletle çıkıyorsun ama ondan sonra çıkamadığın için zaten bütün dağı elinde bisiklet taşıyarak çıkıyorsun. Esas da bisiklet yapalım. Ama yukarıdan aşağı inerken öyle değil. Yukarıdan aşağı inerken o kayalıklardan çık 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 böyle amortisörlü bisikletle inmesi gerçekten çok zevkli diyoruz ve geçiyoruz. Bu ekstrem sporlar için bize bazı ekipmanlar yani equipment dediğimiz ekipman yani aletler, kıyafetler lazım. We need mesela we need neye ihtiyacımız var? We need helmet, kaska ihtiyacımız var. O zaman helmet'in yanına ben direkt kask yazıyorum. Buraya helmet yazabilirsin, gloves yazabilirsin. Bunların hepsini yazabilirsin. Helmet, virgül, gloves. Gloves dediğimiz ne? Eldivene mutlaka ihtiyacımız oluyor. Çünkü elimiz terleyebiliyor. Veyahut da life jackets. Bu da bilhassa yüzmeyi bilmeyen ya da tam bilmeyen insanlar için mutlaka zaruri. Hatta yüzmeyi süper bilsen bile zaruri, gerekli. Boot dediğimiz şey direkt bot. Hani genelde iki tane oluşum botlar diye kullanıyorlar. Torque dediğimiz şey el feneri. Allah korusun karanlıktaysan yolunu aydınlatmanı sağlıyor. Telefonun şarjı bitmiş olabilir. Yine knee pads de knee İngilizce'de diz demek de olmuş. Pad de koruyucu demek. O zaman knee pads de diz koruyucusu anlamına geliyor. Diz koruyucusu. Wrist de bilek demek. Wrist guards da bilek koruyucusu. Yani o zaman buraya bilek koruyucusu çok uzun olduğu için biz direkt Türkçesi olan bileklikler diyebiliriz. Çünkü wrist guards demiş. Şimdi hadi bakalım ödülü soruya yorumlarınızı bekliyoruz.